Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir doktor Müstecep Kavurt ile tüp bebek tedavisi programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sultan Kavurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden uzmanlığımı aldım. Bir süre kamu sektöründe çalıştıktan sonra son 10 yıldır Medistate Kavacık Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet, teşekkür ederiz. Ağırlıklı olarak gebelik takibi, obstetrik o konularda evet. Uğraş veriyorsunuz. Şimdi bir çift çocuk sahibi olmak istediğinde gebelikten önce size ilk olarak ne zaman başvurmalı? Yani bir gebelik öncesi danışma anlamında ilk size ne zaman gelmeli? Gebe kalmak isteyen çiftlerimiz özellikle gebelikten en az 2 ay önce bize başvurmalarını istiyoruz. Biz bu ilk vizitlerinde hastalarımızın genel jinekolojik muayenesini ve sistemik muayenesini yapıyoruz. Jinekolojik muayenede simirini alıp ultrasonla rahimde, yumurtalıkta ya da herhangi bir yerde bir lezyon var mı? Bu lezyon o kişinin gebe kalmasına engel midir? Gebelikte herhangi bir sakınca yaratır mı? Bunlar not ediliyor. Daha sonra hastanın sistemik anamnezini alırken kronik bir hastalığı var mı? Kullandığı sürekli ilaçlar var mı? Bu kullandığı ilaçlar nelerdir? Gebelikte bir sorun yaratır mı? Gebelik öncesi bunların bir kısmının değiştirilmesi ve doz ayarlamalarını ayarlıyoruz. Ve geçirdiği daha önce bir takım operasyonlar var mı? Bu operasyonların onun gebe kalmasında ya da gebelikte yaratacağı sorunlar not ediliyor. Daha sonra hastamızdan temel bir takım testler istiyoruz. İşte bu testler özellikle kan sayımı, anemisi var mı yani kansızlığı var mı? Kan şekerine bakıyoruz. Daha sonra tiroid fonksiyon testleri, tiroid bizim için gebelikte çok önemli ve öncesinde ilaç başlanması gerekiyorsa bunların organize edilmesi gerekiyor. Daha sonra TORCH grubu bulaşıcı hastalıklar var. Toksoplazmozis, toxo, sitelomegalovirüs, rubella ve herpes tipi 2 gibi bir takım hastalıkların immün durumuna bakıyoruz. Bunların bir kısmı aktif olabilir, bir kısmını bağışıklık kazanmış olabilir. Özellikle toxo ve sitelomegalovirüs gibi bir takım hastalıklar eğer aktif dönemdeyse 3 ay gebe kalmasını istemiyoruz. Daha sonra bir de hastamızın genel durumu örneğin çok kiloluğu ise önce kilo vermesini, kilo verdikten sonra gebe kalmasını. Çünkü gebelikte oluşabilecek kiloya bağlı hipertansiyon, preeklemsi, gestasyonel diyabet gibi risklerden korunmasını istiyoruz. Başka... Yani bir risk skorlaması yapıyorsunuz. Evet. Gebelik öncesi bir risk yaratacak problemler varsa bunların gebelikten önce çözümü yoluna gidiyoruz. Evet, bir de kullandığı mesela bir de folik asit özellikle takviyesi. Çok kullanılıyor ama folik asiti günlük dozun üzerinde doktor kontrolsüz kullanılmasını istemiyoruz. Gebelikten 2 ay önce başlayıp 400 mikrogram gebeliğin ilk 3 ayı öneriyoruz. Ama mesela bazı hastalarımız var, antiepileptik ilaç kullanıyorlar. Bunların yüksek doz folik asit alması gerekiyor ve gebelik boyunca alması gerekiyor. Bu takım ilaçların ve düzenlemelerin yapılması gerekiyor tabii ki gebelik öncesi. İşte gebelik öncesi görmek bu anlamda önem kazanıyor. Önemli. Çünkü riskli durumlar varsa onları gidermiş oluyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi çiftimiz gebe olduğunu öğrendi, müjdeli haberi aldı ve size randevu alıp gelecek. Bu ilk gebelik muayenesine ne zaman gelmeli? İlk gebelik muayenesinde nelere bakıyorsunuz? Bu konularda bize bilgi verir misiniz? Şimdi biz gebeliği son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplıyoruz. Gebelik normalde 40 hafta, gün olarak da 280 gündür. Kişilere adetinizin son adet tarihinizde göre adetinizden bir hafta 10 gün geçtikten sonra bize başvurun diyoruz. İşte genelde ortalama 5 ve 7. haftalarda görmek istiyoruz. Bu haftalarda bebeğin intrauterin yerleşip yerleşmediğini, dış gebelik var mı bunları ekart etmek gerekiyor. Tekiz mi, çoğul mu? Evet. Beraber gebelik kesesinin yerleşim yeri ve beraberinde eşlik eden miyomu, kisti ya da daha
Uterin anomalileri var mı? Bunlar çünkü gebeliğin prognozunu etkileyecek şeyler. Onun haricinde gebelik yeri, yaşı, kalp atışını da herhalde bu haftalarda mı? Kalp atışlarını da bu haftada bakıyoruz. Gebeliğin yeri uygun yerleşimde mi? Onları kontrol ediyoruz. Kabaca bunları büyük ölçüde ilk bakışta zaten yeterli bunları görmek. Sonrasında da herhalde daha sonra kontrole çağırmak üzere tetkiklerini. Bir de genel tetkiklerini istiyoruz. İşte bu tetkiklerde biraz önce yine bahsettiğim gibi hemogramı, açlık kan şekeri, yine tiroid fonksiyon testleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerini, yine torç grubu, toksos, sitalomegalovirüs ve rubellayı, genel şeyleri tarıyoruz. Ve özellikle seroloji, HBS antijeni, HCV, HIV, onlar bakılıyor. Bazı gebelerimizde de vitamin B12 ve vitamin D eksikliği ülkemizde çok sık görüldüğü için onların da kontrolü gerekebiliyor. Evet. Fetal kalp atışını da gördükten sonra ve kese düzenli ise, risk faktörü yoksa gebemizi artık 11-14 haftada görüyoruz. Evet. Son adet tarihini biliyor ve ilk gebelik ultrasonu yapılmışsa sanırım bunda yanılma payı daha az, gebelik yaşını daha ve beklenen doğum tarihini hesaplamak bununla, daha... Tabii daha ve son adetiyle uyumlu mu? Böylelikle evet, gebeliğin ilk beklenen doğum tarihini daha kesin olarak saptamış oluyoruz. Gebemiz size geldi. İlk muayene ve değerlendirmesini yaptınız, tetkiklerini istediniz, tetkiklerini gördünüz. Bundan sonra bir gebelik süreci var, 40 haftalık. Ne kadar sıklıkta gelmeli? Tabii gebelerimiz çok sık gelmek, bebeğin renkli fotoğraflarını görmek vesaire istiyorlar ama esas gereklilik anlamında hangi sıklıkta size gelmeliler? Şimdi ilk vizitim 5-7 hafta evet, konuşmuştuk. Kalp atışını gördükten sonra eğer bir sıkıntıları yoksa 11-14 haftada çağırıyoruz. Tarama testleri de bu dönemde. Evet, bu dönemde özellikle ikili test yapıyoruz 11-14 haftada. Evet. Bu 11-14 haftada ikili testte bebeğin baş popo, CRL dediğimiz baş popo mesafesini ölçüyoruz. Ense kalınlığına bakıyoruz. Nazal bon dediğimiz burun kemiğine bakıyoruz. Mide, mesane gibi batın içindeki bir takım boşluklara bakıyoruz. Göbek evet, kordon çıkışına bakıyoruz. Ekstremitelere bakıyoruz. Ve Doppler'le bir takım bulgularına bakıyoruz. Daha sonra bir form dolduruyoruz. Ve anneden kan alınıyor. Annenin kanında da PAP A ve beta HCG'ler bakılarak bir istatistiksel program yapılıyor. Bunun sonucunda bize bir risk olarak bir oran veriliyor ve bu orana göre ikili test pozitif mi negatif mi ona karar veriyoruz. Yani hasta risk grubundaysa pozitif, evet, risk grubunda değilse negatif diyoruz. Evet. Risk grubunda eğer pozitif çıkarsa da invaziv testler dediğimiz koryomvirüs örneklemesi, amniyosentez ve kordosentez gibi bir takım işlemler gerekiyor. Evet. Eğer bu haftada gördük hasta testleri de normalse biz hastaya artık aslında direkt 20-22. haftada ikinci düzey ultrason için çağırabiliriz. Detaylı eğer olsun. Evet. İkinci yani ikili testi yapılan bir gebede üçlü 16-19 haftada yaptığımız üçlü ya da dörtlü teste gerek yok. Ama ikili testi yapılamamış ya da 12-14 haftada biz gebeyi yakalayamamışsak, görmemişsek 16 ile 19. haftada üçlü ya da dörtlü testi yapmak gerekiyor. Evet. O dönemi o şekilde geçiriyoruz. 20-22'de detaylı ultrason. Bu normalse bir dahaki viziti hastanın 26-28 hafta uygundur. 26-28'de yapılan testlerimizde 50 gram 1 saatlik glukoz tarama testi. Bir de eğer kan uyuşmazlığımız varsa indirekt kumsa bakıyoruz. Evet. 50 gramı yüksekse hastanın 3 gün sonra 100 gram sabah aç karnına geliyor. 100 gram 3 saatlik tarama testinde mutlaka yapılması gerekiyor. Bu artık tanısal bir test oluyor aynı zamanda. Evet, tanısal testi, kesin gestasyonel diyabet tanısını bu 100 grama göre koyuyoruz. Daha sonra hastalar eğer diyabet tanısını koyarsak, gestasyonel diyabet tanısını, çünkü klinik takibi ona göre daha farklı olacak. Bu testler normalse ya da 28. haftada kan uyuşmazlığı var, indirekt kumsu negatifse kan uyuşmazlığı iğnesinde yapılması gerekiyor. Daha sonra bu dönemi atlattıktan sonra hastayı aslında 34 haftaya kadar görmeyebiliriz. Ama biz bu hafta aylardan sonra ayda bir 36'ya kadar. Gelişimini kilolu onu. 32'ye kadar ayda bir, daha sonra 2 haftada bir 36'ya kadar, 36'dan sonra haftalık 40 haftaya kadar. 40 haftadan sonra da artık gün aşımı oluyor. 42'ye kadar bekleyebiliyoruz. Ama 2 ile 4 gün arasında ultrason ve NST dediğimiz non-stres evet, testle bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sürecin sonunda da inşallah sağlıklı evet, bebeği inşallah ailenin kucağına vermeye gayret ediyorsunuz. Şimdi tabii
Biraz önce de bahsettiniz. 11-14'te ikili tarama testi, daha sonra üçlü, dörtlü tarama, detaylı ultrason vesaire. Bunlarda bir problem çıktığında invazif testlere geçiliyor dediniz. Ama ikili üçlü testlerde tabii onlar bir skorlama testi olduğu için bazen risk geldiğinde hep böyle amniyosentez, kordosentez gibi invazif testler öneriliyor. Son yıllarda yeni geliştirilen anne kanında bebeğin kromozomlarına bakılan NIPT testleri var. Onlar hakkında da bir görüşünüzü almak istiyorum. Tabii. Non-invasive prenatal test dediğimiz bir test. Maternal kanda bebeğe ait, yani fetüse ait DNA parçacıklarının yeni nesil dizileme dediğimiz yeni yapılan bir teknolojiyle taranması ve böylelikle yapılan bir tarama testidir. Evet. Bu testte avantaj, dezavantajları. Bu testin maliyeti yüksek olduğu için şu an çok rutin kullanamıyoruz. Ama doğruluk oranı çok yüksek. %99.9, yanılma payı da %0.1'in altında. Daha önceki bahsettiğimiz ikili, üçlü, dörtlü taramalar, bunlar %65 ve %75 aranında, evet, doğruluk oranları. O yüzden güvenilirlik oranı daha yüksek. Şu an çok yaygın kullanıyoruz ama daha çok riskli gebelerde. Hangi riskli gebeler? İşte yaş faktörü, 35 yaş üzeri. Daha önce kromozom anomali bebek doğurmuş annelerde. Ya da ikili, üçlü, dörtlü yaptığımız testlerde bir sorun saptadığımız hastalarda. Ya da ultrasonda bir problem gördüğümüz gebelerde isteyebiliyoruz. Evet. Belki ileride daha çok ucuzladığında bu testte bir tarama testi olarak takiplerde yerini alacak. Şu an pahalı olması bir dezavantaj olarak karşımıza. O yüzden çok rutin alamıyoruz. Ama trizomi 21, 13 riskleri ve 18 varsa için daha net bizim sonuçlar verebiliyor bize. Bizim gebelik takibinde bir de önemsediğimiz 20-22. Haftalarda gönderdiğimiz bir genetik sonogram. Halk arasında ayrıntılı ultrason da denilen detaylı ultrason var. Onu daha çok hangi haftalarda gönderiyorsunuz? Nelere bakılıyor? Onun önemi nedir gebelikte? İkinci düzey ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason gibi bir takım isimleri var. Genelde 18-22 ama biz daha çok 20-22. Haftaları tercih ediyoruz. Fetüsün kalbinin de daha iyi değerlendirilmesi için. Genelde bunu bir perinatoloğun yapması tercihimizdir. Bunda neler yapılıyor? Bebeğin özellikle önce fetal anatomisi detaylı olarak inceleniyor. Ve ayrıca işte kromozomal bozukluklar için minör ve majör bazı belirteçlerimiz var. Bunlar var mı not ediliyor. Bebeğin Doppler kan akımlarına bakılıyor. Annenin rahmine giden kan akımları bakılıyor. Ayrıyeten de en sonda vajinal yoldan rahim ağzı boyunun ölçümü yapılıyor. Bütün bunlarla gebeliğin ilerleyen aylarında hem bebeğin anatomik yapısı sorgulanmış oluyor, hem de gebeliğin ilerleyen haftalarında gebelikte oluşabilecek preeklemsi, erken doğum riski gibi riskleri. Evet, bir takım riskleri önceden hesaplayabiliyoruz. Özellikle işte rahim ağzının ölçülmesiyle servikal yetersizlik ve erken doğum riski bu şekilde belirlenmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Yani bir yandan bebekte herhangi bir anormallik var mı yok mu çok detaylı İncelenmiş ortaya koyuyoruz. Oluyor. Öbür ve diğer yandan risk var mı onları ortaya koyuyoruz. Evet. Çok önemli. Evet. Şimdi gebemiz ilk 5 aylık dönemi tamamladı. Testlerini yaptırdı. Detaylı ultrasona da girdi. Sağlıklı bir bebek, sağlıklı bir gebelik yönünde ilerlediğini öğrendik. Sonrasında işte bir son 3 aylık bir döneme girecek. Bu gebeliğin son 3 aylık döneminde özellikle dikkat etmek gereken durumlar var mı? Takip sıklığımız nasıl olmalı? Bir de onlarla ilgili annenin, bebeğin kilo alımı nasıl takip edilmeli? Onlarla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. 30. haftadan sonra 34'e kadar 2 haftada bir, daha sonra da 36'dan sonra haftalık takip ediyoruz. Artık burada bebeğin anomali ve gelişim gibi bir takım şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Bundan sonra bebeğin kilo alımı. Bebeğin kilo alımı haftasıyla uyumlu mu? Suyu yeterli mi? Gelişimi normal mi? Bunlar takip ediliyor. Ayrıca annenin kilo alımı nasıl? Annede ödem var mı? Tansiyon yükselmesi var mı? Bunlar takip edilip bebeğin 40 haftaya kadar normal, spontan kendi ağrılarının gelmesini bekliyoruz. 40 haftadan sonra da daha sıkı takiplerle, tabii bu arada yalnız 34-36'dan sonra
NST dediğimiz, non-stress test dediğimiz testte de bebeğin iyilik halini değerlendiriyoruz. Bu testte de bebeğin hem kalp atışlarını hem de annenin rahminin yani uterusun kasılmalarını takip ediyoruz. Bu şekilde bebekte herhangi bir risk görürsek de doğumu önceleyebiliyoruz. Önceye alabiliyoruz. Ya da içimiz rahat ediyor. Risk doplerleri yapıp doplerleri, NST'si, ultrason bulguları ve muayene de yapıyoruz. Hepsiyle bir skorlama yapıp doğumu ne zaman yapılacak ona karar veriyoruz. Evet. Annenin kilo alımı sınırlar içerisinde ise, bebeğin kilo alımı normal beklediğimiz sınırlar içerisinde ise herhalde bu şekilde 40 haftaya kadar. 40 hatta 42'ye kadar normal doğum için bekliyoruz. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir pandemi döneminden geçiyoruz. Evet. Tabii özellikle pandeminin başlangıç döneminde gebeler çok endişe ettiler. Gidelim mi, kontrollerimizi devam ettirelim mi? Ama neticede gebelik pandemiyi beklemiyor. Devam ediyor ve doğumlar oluyor. Siz bu pandemi döneminde ne gibi önlemler aldınız? Pandemi süreci takiplerinizde ne gibi değişiklikler yarattı? Şimdi tabii bu pandemi dönemi nedeniyle bir takım gebelerimiz geç bize ulaştı ve bir takım komplikasyonların da açıkçası arttığını gördük. Şimdi bu dönemde özellikle biz pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın tabii ki 14 kuralı temizlik, maske ve mesafeye uyumlu olarak hastaları görmeye çalışıyoruz. Özellikle randevulu çalışıyoruz. Hastalarımızın randevuya saatinde gelmeleri, kalabalık gelmemeleri, sadece bir refakatçiyle gelmeleri, bekleme salonunda fazla kalabalık yaratmamalarına özen gösteriyoruz. Evet. Her gelen gebeye önce ateşi ölçülüyor ve COVID açısından da sorguluyoruz. Bunun haricinde gebelik boyunca takiplerinde eğer COVID açısından şüpheli bir şey görürsek, yine multidisipliner bir hastane olduğumuz için işte acilde enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıklarıyla konsülte ediyoruz. Değerlendiriliyor bunlar. Evet. Bunun haricinde eğer doğum için yatıyorsa gebemiz, normal doğum, sezeryan, önce COVID-19 testini mutlaka yapıyoruz. Amacımız hem kendimizi hem çalışanlarımızı hem diğer hastaları ve diğer hastamızı, tabii ki hastamızı korumak. Evet. COVID-19 testi pozitif çıkan gebeleri İzole bir odada, eğer boşsa negatif basınçlı odamızda özel bir ekip tarafından takip edilmesini sağlıyoruz şimdilik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir Doktor Müstecep Kavrut ile tüp bebek tedavisi programının sonuna geldik. Operatör Doktor Sultan Kavrut konuğumuz oldu. Hoşça kalın. Hoşça kalın.